Medyascope'dan herkese merhabalar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 Şubat 2020'de mecliste yaptığı konuşmalardan oluşan 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı kitapçığı mahkeme kararıyla toplatılmıştı. Daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kitapçıkla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, sesli ve yazılı, görüntülü bir iletiyle hakaret ve iftira suçlamasıyla 6 yıldan 25 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. Bugün bu konunun ayrıntılarını konuşacağız. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen. Gökçe Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum. Ben şöyle kısaca bir giriş yaptım ama belki bilmeyen ya da tam haberi olmayan izleyicilerimiz vardır. Hem sizden süreci biraz daha ayrıntılı anlatmanızı isteyeceğim ilk olarak. Ayrıca bu üç davanın birbiriyle bir ilişkisi var mı tarihler anlamında? Evet, biraz önce söylediğiniz gibi başta 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı kitapçığı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından basılmıştı. 2020 yılında, Temmuz ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun ardından bu kitapçık yasaklandı. Sorulardan rahatsız olmuş olacaklar ki kitapçık yasaklandı ama bu da yetmedi. Bununla birlikte bütün yönetimimize karşı, genel başkanımız da dahil olmak üzere bütün yönetimimize karşı soruşturmalar açıldı. Ve bu MYK'da, Merkez Yönetim Kurulu'nun o dönemki Merkez Yönetim Kurulu'nda dokunulmazlığı olmayan kişi olarak da bana da bu soruşturmalar davaya dönüştürüldü. Aralık ve Ocak aylarında bu davalar açıldı. Toplam 3 dava, 3 davanın konusu da tamamen aynı. Toplam 6 suçlama var. Bu suçlamalardan ben işte şimdi hatırladığım kadarını sayayım. Unutuyorum bazen. Hakaret var kamu görevlilerine, iftira var, işte halkı kime düşmanla tahrik var, Cumhurbaşkanı'na hakaret var, Cumhurbaşkanı'na iftira suçları, işte iddia edilen suçlar arasında bir de Cumhurbaşkanı'na fiili saldırı suçlaması var. Ve geçtiğimiz haftada ilk kez duruşmaya girip savunmamı verdim. Bu önümüzdeki günlerde de çarşamba günü de Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara'da yine bu Cumhurbaşkanı'na fiili saldırı suçlamasıyla ilgili bir duruşma görülecek. Bu şekilde devam ediyoruz sürece. Yani burada olan neydi aslında? Bir kitapçığın yayınlanmasıyla ilgili. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi faaliyeti, açıkça siyasi faaliyet olan bir kitapçıktan Cumhurbaşkanı'na fiili saldırıya gelene kadar, yani terörün soruşturması yapılıp da ağır cezada yargılamaya varacak kadar bir baskı süreciyle karşı karşıyayız. Ama tabii ki biz bu soruları sormaya devam edeceğiz. Çünkü aydınlatılması gereken korkunç bir 15 Temmuz gecesi ve öncesi var. Öncesinde de devletin içinde böyle bir yapılanma eğer ki varsa, 130 bin kişinin ihraç edilmesine gelene kadar böyle bir yapılanma varsa bunun siyasi bir ayağı da olmalıdır. Ve bu siyasi ayak açıklanmalıdır diyoruz. Önceki duruşmalarda neler yaşandı? Hakimler ve sizin aranızda geçen diyaloglar nasıldı? Evet, daha zaten bir duruşmaya katıldık. O da Ankara'da Asliye Ceza Mahkemesi'nde bu işte bir mağdurlar listesi var. Mağdurlar listesi de işte birçok eski bakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, eski başbakan, işte AKP'nin yöneticileri, siyasetçiler, çeşitli siyasetçiler bu davanın mağduru olarak kendilerini görmüşler ve dolayısıyla bunlara dair ilk incelemeler yapıldı. Ve ben de ilk kez savunma verdim. Soruşturma aşamasında ifadem alınmadığı için ilk kez burada bu suçlara dair bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyasi bir eleştiri ve soru sorma hakkımızı kullandığımızı ama aynı zamanda bu dokunulmazlıkla doğrudan ilgili bir mesele olduğu için de meslek olarak siyaseti yapmayan, yani başka bir mesleği olup da siyasetle ilgilenip bir siyasi parti çatısı altında bu siyasi partinin yönetiminde bulunmak ya da işte bir gençlik örgütü olabilir, kadın örgütü olabilir, herhangi bir kademesi olabilir. Yani sonuç olarak amatör bir şekilde siyaset yapan kişilerin de siyaset yapma hakkının baskılanmaya çalışıldığını ifade ettik. Ama tabii ki burada yani bir sürecin başlangıcı, bir ilk duruşmada bizim
bazı taleplerimiz oldu. Onlar da ileriki aşamada incelenecek. Şimdi de önümüzdeki duruşmalarda yine ayrı ayrı davalar olduğu için tekrar benzer bir süreç işleyecek gibi görünüyor. Çarşamba günkü duruşmada neler olmasını bekliyorsunuz? Şimdi ben bir hukukçuyum ve bir hukukçu olarak tabii bir iddianameyi okuduğum zaman fiil ile sonucu arasında, yani burada itham edilen, iddia edilen suç arasında bir ilişki olmasını beklerim ki burada hukuki bir süreçten söz edebilelim. Ama ne yazık ki böyle bir şey yok ve özellikle bu çarşamba günü olan, yani duruşması olan davada ilginç bir durum var. Cumhurbaşkanı fiili saldırı. Şimdi ben bir hukukçu olarak baktığımda bir kitapçıktan, yani bir yayından aslında nasıl fiili saldırı çıkarıldığı hakkında hiçbir bilgi sahibi değilim. Hiçbir şekilde neresi acaba bu, yani kimin aklına nasıl gelmiş de bunu bir savcı böyle bir dosyayı hazırlamaya, ne diyeyim, hani kendini şey görmüş, yani evet, yani kendine bunu yakıştırmış. Ben bir hukukçu olarak fiili saldırı iddiasını bu böyle bir yayına bağlamayı kendime hakaret sayardım ben onların yerinde olsaydım. Ama ne yazık ki tabii mahkemede bunu kabul ederek bunun üzerinden bir yargılama yapıyor. Böyle bir hukuki yorumun zaten olamayacağı çok açık ama şimdi de böyle bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden bakacağız, yani nasıl acaba hani bağlayabilecekler. Ben açıkçası hani bizim söyleyeceklerimizden daha fazla, çünkü biz en başından en sonuna kadar tutarlı bir şekilde aynı şeyi söylüyoruz, aynı soruları soruyoruz ama karşılığında ben gerçekten bir kitapçığın nasıl fiili saldırıya bağlanacağını onlardan dinlemek istiyorum. O yüzden ben de merakla bekliyorum. Özellikle neden size dava açıldı ve dokunulmazlığınızın olmamasıyla bir ilgisi var mı sizce? Evet, zaten aslında davalar tamamen bunun üzerine. Çünkü bu benim kişisel bir ifadem veya yani başka bir eylemden kaynaklanan bir şey değil. Yani dava üçü de aynı kitapçıktan kaynaklı. Orada yönetim kurulu içinde, merkez yönetim kurulu içinde işte bir kişinin dokunulmazlığının olmadığı, dolayısıyla bu soruşturmaların da o şekilde devam edeceği. Ama milletvekillerimizle ilgili de fezlekelerin hazırlanıp da bekletildiği bilgisi var şu anda. Dolayısıyla doğrudan dokunulmazlığının olmaması ile ilgili bir şey. Ama tabii biliyoruz ki Türkiye'de dokunulmazlığınız olsa da olmasa da özellikle Türkiye'de demokrasi istiyorsanız, Türkiye'de tek adam rejimine karşı söz söylüyorsanız dokunulmazlığınızın olması olmaması bazen fark etmiyor. Hatta bazen de dokunulmazlıklar da kaldırılabiliyor veya aşılabiliyor. Bunların çeşitli örneklerini yaşadık. Bizim partimizden de milletvekillerimiz yaşadı. Başka partilerden de çeşitli siyasetçiler yaşadı bu hukuksuzlukları. Ama bu dava evet bunun üzerine, işte bu yüzden de siyaseti aslında amatör bir şekilde, yani kendi mesleğinin yanında bir de siyaset yapan insanların özgürlüğüne bir müdahale bu davalar ve bir caydırıcı bir etki yaratmak için aslında bu yapılıyor. Yani şu söyleniyor aslında: sen eğer dokunulmazlığın yoksa sen bu işlere çok bulaşma. Sen eğer hani siyasetten para kazanan, yani işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilci olan, işte halkı temsil eden bir kişi değilsen, onun dışında sen siyaset yapma, örgütlenme. Sen işte gençler ve kadınlar siyaset yapmasın, iktidarı eleştirmesin, sussunlar, korksunlar düşüncesiyle açılmış davalar bunlar. Dolayısıyla doğrudan ilgisi var. Zaten dava dosyalarında da açıkça buradan bağlanarak bir suçlama söz konusu. Evet, var mıdır son olarak eklemek istedikleriniz? Benim sorularım bu kadardı. Evet, şimdi bu olaylar olduktan sonra çeşitli ben genç arkadaşlardan mesajlar aldım ve hakikaten çok da şey, yani bu kişisel bir dava olsaydı elbette başka bir şey olurdu ama burada hem yargılanan Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapma özgürlüğü, hakkı burada yargılanan ve baskılanmaya çalışılan ama çeşitli böyle yerlerden genç arkadaşlar mesajlar attılar ve bu hani ben onlara bir söz söylemek isterim. Hiç tedirgin olmayın.
Ve yani biz burada haklıyız ve haklı olduğumuz ortada olduğu için en ufak bir tedirginliğimiz bizim yoktur ve Türkiye'de artık baskı rejiminin sonlarına yaklaşmış durumdayız. Bu saydığımız davalar sadece hani bu şu anda güncel olduğu için bunu konuştuk ama Türkiye'de biliyoruz ki çok daha büyük haksızlıklar olduğu, daha dün 10 Ekim anmasındaydık. Türkiye'de çok büyük acılar yaşandı ama bütün bunlara rağmen biz hep birlikte olduğumuz sürece ve haklı olduğumuz sürece, haklılıkta birleştiğimiz sürece hiç korkacak bir şey yok ve tam tersine onların bize yani bizi korkutmaya çalışmalarına rağmen bizim bir arada olmamız ve siyaset yapmamız çok önemli. Yani bizim örgütlenmemiz çok önemli. Ta darbe döneminden bugüne gençlere sürekli örgütlenmeyin, kadınlara siz bu işlere karışmayın dediler. Bunu her yolla gösterdiler, fiilen de gösterdiler. O yüzden bunların, bu düşüncenin Türkiye'yi nereye getirdiği çok ortada. Artık çağ başka bir şey gerektiriyor. Artık Türkiye'de insan haklarının ve demokrasinin zamanı. Bu yüzden de biz gençler olarak birlikte siyaset de yaparak, siyasetin içinde iddia da ortaya koyarak var olacağız. Ve bu bizim varlığımız Türkiye'yi aslında aydınlığa kavuşturacak bir varlık olacak. O yüzden sadece oy vermek de değil, tam tersine siyasete katılmak ve siyaseti gençlerin varlığıyla güçlendirmek bu dönem için çok önemli. Ve göreceksiniz bu baskılar sonlandığı zaman biz bu dönemin bu olumsuzluklarını ne kadar güçlü çıktığımız hikayeleriyle hatırlayacağız. Ve daha da birbirimize tutunacağız. O yüzden hiç tedirgin olmayın, hiç korkmayın ve tam tersine siyasetin içinde olun. Ve bu dönemin yaşayacağı büyük değişimin de bir parçası olun demek istiyorum ben o genç arkadaşlarıma. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız, bizi bilgilendiniz. Bize sürecin takipçisi olacağız. Yani gazetecilik olarak gelişmeleri tekrar buradan başka bir yayında konuşuruz belki, güzel gelişmeleri. Ben çok teşekkür ederim. Hem yayınınız için hem de kolaylıklar diliyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile birlikteydik. Kendisi hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, sesli, yazılı ve görüntülü bir iletiyle hakaret ve iftira suçlamasıyla 6 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile bir dava açılmıştı. Bu davanın ayrıntılarını konuştuk bugün. Medyası Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.